Bugün nelerden bahsedeceğiz? Tekstil sektörüyle alakalı konuşacağız. Tekstilin iyi veya kötü yönlerini anlatacağız. Sevgili konuklara elimizden geldiği kadar tecrübemizi aktarmaya çalışacağız. Bu tarz konuları konuşacağız. Çok güzel. Konuğumuz yönetici Fuat Asan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Dediğiniz gibi Fuat Asan ben. Şırnak doğumluyum. Tekstil sektörüyle uğraşıyorum. 25 senelik bir iş tecrübemiz var. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İşiniz hakkında daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? İşim hakkında söylemem gereken 98-2003 yılları arasında başladığım sektör bay bayan üzerine çalışmalar devam ediyor bu şekilde. Çok güzel. Bu tekstil sektörüne yönelmeniz nasıl oldu, bir kırılma noktası yaşadınız mı? Kırılma noktası herkesin aslında belli bir yerlere gelmesinin en büyük sebeplerden bir tanesi maddiyat. Şırnak aslıyım ben. Maddiyattan dolayı İstanbul'a geri gel, intikal ettik. Ondan sonra tekstil kaçınılmaz bir son oldu. Peki işinizin zorlukları nelerdir? Aslında tekstilin en büyük zorlukları, bu genel diğer sektörlerle de alakalı bir şey olabilir. En büyük zorluklarımız şu an eleman sıkıntısı çok yüksek var ve zaman. Özellikle tekstilde denince zaman ve kalite. Evet. İkisini yakalamak için ciddi bir efor harcamak gerekiyor. Evet. Peki işinizin keyifli yanları nelerdir? İşimizin keyifli yanları kendi adıma söylemem gerekirse bir insanın üzerinde kendi ürünlerimi, kendi tasarımımı gördüğüm zaman benim için vazgeçilmez bir mutluluk. Tabii şahane. Emeklerin karşılığını tabii, almak değil mi? Tabii. Şahane. Sizin en güçlü yönleriniz? Benim en güçlü yönüm aslında ailem diyebilirim. En güçlü yönüm ailemden aldığım güç, sonsuz güvenden dolayı müşterilerimize en kısa zamanda en iyi kaliteyi üretme sunmamız. Çok güzel. Sağ olun. Sizce başarı nedir? Bence başarı açıkçası başarının en büyük sebebi çalışmak. Çalışmak. Tabii. Gerçekten bu rahmetli Sakıp Sabancı'nın adı çalışmak. Emek vermek. Bu muhteşem bir söz benim için. Bir idoldür benim için tabii iş dünyasında. Çalışmadan başarı elde etmek imkansız gibi bir şey. Kesinlikle. Sizi en çok ne motive eder? En çok beni motive eden ürünlerimi kalitenin üst seviyesine çıkarttığım dönemler benim en çok motive kaynağım olabiliyor. Ne güzel. Peki işinizle ilgili hedefleriniz nelerdir? Son iki aydır biz yurt dışına ciddi açılımlar yapmaya başladık. Ve bunun devamını hem ülke istihdadına, ülkeye bir katkımız olması açısından hem kendimizi büyütmek açısından en önemli hedeflerimizden bir tanesi bu. Yurt dışında markamızı ciddi temsil bir anlamda etmek. Temsil etmek. Tabii zaten tekstil sektörü lokomotif sektör. İhracat konusunda da bayağı ilgi çekiyor. Hangi ülkelerle çalıştınız? Şu an daha çok Orta Doğu ile çalışıyoruz ama biraz daha ne güzel. Avrupa tarafına kaymayı düşünüyoruz. Doğru, açılım. Çünkü aşının en büyük kaynaklarından pazarımız büyük en büyük pazar. Pazar Avrupa olması evet. Doğrusu. Peki son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani haddim olmayarak şunu diyebilirim. En büyük kendinizi küçük görmeyin. Kendinizi küçük görmeyin ve hedeflerinizden şaşmayın. Korkmayın. Önünüze engeller gelse de bu engelleri aşmak için size motive olsun, kaynak olsun, güç olsun. Çok güzel. Özgüven olacak, girişimcilik, tabii. Cesaret. Tabii. Bunlar olmadan zaten başarı olmaz. Tabii haliyle. Çok önemli, güzel tavsiyelerde bulundunuz. Bugünkü konuğumuz yönetici Fuat Asan'dı. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız, tavsiyeleriniz için çok teşekkürler ben ve teşekkür nice ederim. Başarılar. Bizi konuk ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Ben ve ailem adına, şirketim adına çok teşekkür ettim. Rica ederiz. Hoş bir zaman geçirdim.
Teşekkür ederim. Çok mersi, teşekkürler. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.